Hayırlı günler. Sukulentler ve kaktüsler YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Prenses Çamımla merhaba demek istedim. Prenses çamımızı nasıl çoğaltırız arkadaşlar? Ne şekilde daha çok elde ederiz? Nasıl örtücü hale getiririz? Bununla alakalı bir video yapmak istedim. Açıkçası şu anda bu kamerayı 5. açışım. Ya kardeşim aradı ya annem aradı, direkt kapatmak zorunda kaldım videoların yarısında. Aslında benim saksımda şöyle farklı türler vardı arkadaşlar. Şu kısımda şu benim meşhur sukulentimden vardı. Onu söktüm, oradan aldım. Çünkü bu saksının tamamen prenses çamı saksısı olmasına karar verdim. Aynen böyle tesbih çiçeğimi de öyle karar vermiştim ve tesbih çiçeğimi de tek saksı yaptım. Gerçekten daha çok coştular. Ben prenses çamımın da aynen tesbih çiçeği gibi o şekilde daha çok coşacağına karar verdiğim için yanındakileri almaya kalktım. Ve bir örtücü sedumum vardı arkadaşlar. İnanın bunu 5. defa kameraya gösteriyorum. Onları siliyorum bu aramalar esnasında. Şöyle bir örtücü sedumum vardı. 5. kez gösteriyorum. Bu örtücü sedumum arkadaşlar, niyeyse bende olmadı. Yani oldu tamam ama şu şekilde bakın, çok cılız. Çok cılız bir şekilde oldu. Yani bunun daha çok ne görmesi lazım, ne olması lazım bilemedim. Belki kökleri böyle çok derin değil, komposta ulaşamıyor gibi geldi bana bu. Sığ kökleri olduğu için bunlar belki de bitki besini mi gerekiyor, bilemiyorum ki. O yüzden onu kenara koydum arkadaşlar ve bundan şu türümü de söktüm. Bunu da diğer videonun tam yarısında söktüm, buraya diktim. Bu sefer de yine kardeşim aradı, döndüm. Neyse, böyle olan şekliyle devam edeceğiz. Artık siz yabancı değilsiniz, ailedensiniz. Şöyle arkadaşlar, bunu buraya diktim. Bu çok güzel bir tür. Çok beğeniyorum. Çok, bu da çok yavaş gelişiyor. Çok yavaş geliştiği için de arkadaşlar böyle üremesi falan çok yavaş. Öyle olduğu için de dedim ki aloe vera oradan büyüyüp bunu kapatana kadar bu biraz gelişir. Açık hava olur. Şöyle biraz ferah olur. Ve ben o esnada dedim ona da bir çare düşünürüm. O da böyle çoğaltmak istediğim türlerden. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben sukulenti sizinle birlikte bu kanalda eksiklerimi de böyle öğrendiklerimi de o şekilde yapmaya çalıştım. Şimdi arkadaşlar, prenses çamı yandan yandan yürüyor. Böyle çok küçük, gördüğüm kadarıyla şöyle bakın. Şöyle çok küçük küçük kökleri var. Ben şimdi arkadaşlar bunun hepsini şöyle bakın. Şöyle şöyle dedim alayım. Ve bunu bu saksıyı dolduracak şekilde yapayım. Biraz daha neşelensin. Bir de takipçilerim de prenses çamı istiyorlar arkadaşlar. Köklü gönderme konusunda sıkıntım oluyor. Yani şimdi köklü göndermek istiyorum. Fakat biliyorsunuz benim çiçeklerimin bir tane de çok kafa oluyor. Köklü gönderme sıkıntısı olmasın diye ben bunu ayırmaya karar verdim arkadaşlar. Şöyle bu arada buralarda sedumlar, sukulentler bakar mısınız arkadaşlar? Büyümüş. O da tersine de dönmüş. Şöyle bunu da kenara koyayım. Şimdi arkadaşlar, bu benim neredeyse bir yıl önce ektiğim bir prenses çamıydı. Ben şöyle size saksısını göstermek istiyorum. Kompost toprağı, çünkü alttan yukarı çekmek istiyorum. Gördüm ki kökleri arkadaşlar çok uzun değil. Yani komposta çok da ulaşamıyor. Şöyle kompostu alttan yukarıya bakın, yumurta kabukları var. Hiç dökmeyeceğim saksıyı. Şöyle sürekli balkon yıkama videolarım var benim.
Fatma'nın hayatı kanalımda. Oradan görürsünüz ki artık böyle pes etmişim. Sürekli videolardan sonra gerçekten şu balkonu yıkaya yıkaya fayansları artık renk değiştirdi. Şöyle arkadaşlar, size neyi göstermek istiyorum biliyor musunuz? Bir yıllık saksı olmasına rağmen hala yeni doldurulmuş taze bir saksı gibi, bakın. Böyle güpür güpür şeyleri toprağa. Ama tabii ne kötü oldu, yumurta kabuklarının hepsi üste çıktı. Neyse, onları böyle ben içine sokayım. Önemli değil, yüzeyinde de kalsa olur da çok dibinde kalmış arkadaşlar. Şöyle tam olarak çevireyim. Kompostu yukarı çekmek istedim ama bayağı yumurta kabuğu koymuşum ben buna. Kompostu yukarı çekmek istedim çünkü yani prenses çamı çok da böyle şey değil. Şimdi onun ekimini yapacağız arkadaşlar. Ben ekimi şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şununla kaktüslerimi de böyle ekiyorum. Bununla şöyle arkadaşlar yaptım ya. Şimdi hemen size şu köklümü şöyle yapıyorum. Sonra geçiyorum buraya. Hızlıca, bakın bunun kökü yok. Yine de koyuyorum. İnşallah olur. Rabbim rast getirsin. İnşallah Rabbim oluru nasip etsin. Büyümelerine nasip etsin. Ve şunu da şuraya ekeceğim arkadaşlar. Bakın. Şimdi bunun üstüne böyle, benim annem böyle ekerdi tarlayı. Demek ki küçükken arkadaşlar tarla ekimini görmek lazım, bu bir. Bir de ben ortaokul ve lisede, benim zamanımda tarım dersleri vardı. O tarım derslerinde bizim hobi bahçeleri gibi küçük bir hobi bahçemiz vardı. Tabii bu arada ben böyle küçük bir yerde okudum. Belki de onun verdiği bir şanstı. Böyle büyük şehirde okumadım. Onun verdiği bir şansla hobi bahçelerimiz vardı ve hobi bahçelerimizde arkadaşlar biz ekim yapardık. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir köküm var yine. Bunu biraz ayıracağım. Ayrılırken de hemen kopuyor. Yani bu arada böyle bir durumu var bunun. Prenses çamıyla çok da ilgilenmiyordum. Sabahtan gördüm. Üstüne de yağmur yağmış, güzelleşmiş. Dedim şunu ben biberi alayım. Ben bununla dedim bir ilgileneyim. Bu coşsun, güzelleşsin diye. Arkadaşlar bunu ele almaya karar verdim. Bakın şöyle açıkta kaldı kökler arkadaşlar. Şimdi şu tarafı oraya deviriyorum. Bakın bu tarafı oraya devirdiğimde tam köklerinden toprağa tutundu. Ve ben bunu böyle yağmurun yağdığı, böyle bol yağmurlu olan bir şeye koyacağım, alana koyacağım. Bunları da ekeyim hemen arkadaşlar. Şöyle. Yani en azından isteyen olursa arkadaşlar köklü gönderme şansım olur. İsteyen, istemeyen olmazsa da şöyle hediyelik isteyen oluyor bazen. Hediyelik isteyenlere örtücü, böyle kenarlarından süs olarak sarkıtmalık sukulent türü arıyorum. Bunu koyabilirim. Çok güzel olur. Şöyle de arkadaşlar köklerini şimdi elimle bastıracağım. Şöyle elimle de köklerini bastırayım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar, benim bugünkü prenses çamı hikayem böyleydi. Bu videoyu çok zor çektim. Yani bir an dedim ki herhalde ben saksıyı tam dedim ekeceğim. Sonunda da dedim birisi arayacak dedim. Ama aramadan çok şükür ekimimi bitirdim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar şöyle oldu ve çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Beklediğimden çok daha hoş oldu. Bu şimdi çoğaldığı zaman harika olacak arkadaşlar. Tamamen çünkü şuraları örtüyor. Ben bunu satın aldığım zaman da bu kadardı.
Şöyle bir dalı kadardı. Buradan hoşça kal diyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.